Kuklan Karata. Babam nerede Şerif amca? Bir iş vardı İzmit'te. Zorla götürdüler. Akşama dönecek. O zamana kadar beni bulurlar. Ne olur beni sakla Şerif amca. Ne oldu? Neredeyse gelirler. Beni sakla Şerif amca. Dur dur, telaşlanma. Önce dükkanı bir kapayalım, hadi. Beni baygın zannettiler. Hep yanımda konuştular. Dedem olacak o pis herif, alın götürün dedi. Beni başka ülkelere götüreceklermiş. Bir daha babamı hiç göstermeyeceklermiş bana. Hiç öyle şey olur mu oğlum? Vallahi işittim Şerif amca. Ben gidersem babam ne yapar sonra? Oraya gelir seni görürüz evlat. Hem sen de gelirsin buraya. Mecburlar seni her yıl babana göndermeye. Murat, Murat! Galiba başından beri yanıldık. Hastaneye götürmek lazım çocuğu derhal. Dağ başında mı yaşıyorsunuz? Nerede çocuğun annesi babası? Ayrıldılar efendim. Sık sık bayıldığı oluyor muydu? Önceleri korkmuş bize söylemedi. Son zamanlarda çok sıklaştı. Sinirden dedi doktor. Ne siniri be? Çıldırdınız mı siz? Neredeydiniz bugüne kadar? Dağ başında mı yaşıyorsunuz? Çok mu tehlikeli doktor? Hangi tehlike? Ölüyor, ölüyor. Ölüme mahkum bu çocuk. Ölüme. Hemen ameliyat edecekler bu çocuğu. Burada olacak iş değil. Londra'da bir klinik var. Yalnız orası yapıyor bu ameliyatı. Belki kurtarabilirler. Çok geç kalmış. Burada kalırsa en çok bir ay yaşar. Hiç, hiç ümit yok mu? Daha nasıl anlatayım? Bir ay bile yaşamaz burada. Tut ki Londra'ya götürdünüz. Yaşayacağını garanti edemem. %10 şansı olur. Hiç üzüntüye gelmez. En ufak bir sarsıntı da elinizde kalır yavrucağım. Hoş tutmaya bakın. Allah kolaylık versin. Sağ olun, sağ olun doktor bey. Gibisin maşallah. Hadi gel bir ziyafet çekeyim sana. Öf be! Ne zamandır böyle balık yememiştim. Sen soğuttun balığı, yesene. Murat be! Bak koskoca erkek oldun. Hani seninle şöyle erkek erkeğe bir konuşsak ha? Annem var ya, ben derim ki bir müddet için onunla gitsen. Beni yanlış anlama. Sakın ha, elime doğdun benim. Deden sayılırım ben senin. Bak, ara sıra düşüp bayılıyorsun. Buradaki doktorlar anlayamadılar. Belki annen seni orada tedavi ettirir ha. İyileşir iyileşmez de hemen gelip seni alırız. Söz ha, erkek sözü, tamam mı? Cevap vermedi. Ne zaman öleceğim ben Şerif amca?
O nasıl laf öyle evladım? Beni aldatmaya çalışma. Her şeyi işittim. Merak etme hacım. Hiç korkmuyorum. Babam çok üzülecek Şerif amcam. Babam benim her şeyim. Onun da dünyada benden başka kimsesi yok. Kim bakacak babama? Sabahları çayını kim yapacak? Sofrasını kim kuracak? İhtiyarlayınca kim bakacak ona? Oğlum, Murat'ım. Allah aşkına konuşma böyle. Ağlama Şerif amca. Bak ben ağlıyor muyum? Rüyamda hep büyümüşüm, doktor olmuşum, zengin olmuşum diye düşlerdim. Babama büyük kocaman dükkan açmışım, otomobil almışım. Tabii sana da. Şimdi babama kim alacak onları? Kurtulacaksın evladım. Bak annen... Hayır, annemden hiçbir şey istemem ben. Annemin parasıyla kurtulacaksam öleyim daha iyi. Babana acımıyor musun? Kurtulursan o ne kadar sevinecek. Dünyalar tekrar onun olacak. Hiç düşünmüyor musun Murat'ım? Kurtulmam çok zormuş. Doktor söyledi. Bana yalan söyleme amca. Ama gene bir şans be oğlum. Kendim için ağlamıyorum Şerif amca. Bak, yalvarırım. Yalvarıyorum sana Murat. Ne olur bırak annenle ben konuşayım ha. Babamın hiçbir şeyden haberi olmayacak Şerif amca. Yemin edeceksin bana. Yemin ederim evladım. Babamla ben konuşacağım. Ben gidince şu çakıyı babama ver. Beni hatırlasın. Ona söyle. Seni çok seviyordu de. Sana yalan söyledi de. Canım. Biricik babacığım.